Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Aşkımın tek hatırası Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Albüm yapacak müzisyenin sponsor ayağına gelirmiş. Peki sen anlar mısın bu işten? Gece hayatını ve canlı müziği çok severim. Kenan, Musti, Arto, bunlar benim samimi dostlarımdır. Yapalım albümünü, çekelim klibini, ufaktan girelim piyasaya. Öyle değil mi canım? Bakarız ya. Düşmanla işbirliği mi abi? Sertaççım, buna daha çok bir enayi söğüşleme operasyonu diyebiliriz. Alalım parasını, yapalım kasetimizi kardeşim. Sen Volkan'ı istiyorsun, ben de Selin'i. Ben Volkan'ı falan istemiyorum. Gözlerim öyle demiyor ama yapar. Kubiyim ama hisli çocuğum. Nasıl bir işbirliği olacak bu? Şöyle ki, sen bir kaset projesi çerçevesinde Volkan'ı uyarlayacaksın. Çekimdi, stüdyoydu, klipti. Ben de o arada boş kalan Selin'le ilgileneceğim. Okey, kabul. Seninle çalışmak bir zevk yapar. Müziki dersi, mandolin dersi, sahne hakimiyeti, dans dersi, kıyafet provası, beste seçimi, gitar dersi, daha bir sürü şeyler. Demek ki iş diye biniyor Volkan. Demek ki yakında neon ışıklı tabelalarda böyle Volkan Sütçüoğlu diye senin ismini göreceğiz. Çok tebrik ediyorum. Fakat tabii babam öğrenince artık seni evlatlıktan mı reddeder, öldürür mü? Ben bunlara karışmam. Evet. Ne istiyorsunuz Aslı Hanım? Hakkım olanı, fazla bir şey değil. Yani? Gece hayatı. Ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Anlatayım şimdi Volkicim. Biz Kubi'yle önce bir drink aldık. Sonra sinemaya gece 12 matinesine gittik. Ya seni aradım ama cebin kapalıydı ya, ondan haber veremedim. Gitar hocası kapattırdı. Tuhaf herifti ya. Hadi o zaman biz de gidelim. Nereye Cem? 24'e neden? Bu ne tesadüf? Biz de 24'e gidiyorduk. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Evet Semra, hadi. Volkan, kolay gelsin. Yorma kendini canım. Selin, nerelerdesin ya? Ben buralardayım da. Sen yoksun ortalarda. Ya bütün hocalar cebimi kapattırıyor. Oldu, gözlerim doldu. Selin, gel sana tango öğreteyim. Ay yok canım, meğerse almayayım. Alana mani olmayayım ben yani. Biz Kubi'yle Kenan'ı dinlemeye gideceğiz bu akşam. Hadi Kubi, hadi. Allah Allah, yine mi birlikte çıkıyorsunuz ya? Ne oluyor abi? Oğlum Sertaç, bu herifin niyetini anladım ben. Aklı sıra Selin'i kapacak. Da Paris'te son tango olacak, bu haberi yok. Güzel dedin abi, bravo. Bizim elimiz armut mu topluyor lan, he? Kaset maset ayağına, aklı sıra kızı kapacak, he? Vay ız düşmanı ya. Ya Tacun ya, bu Kubilay var ya, bu adi herif, Selin'in eski sevgilisi. Ya şimdi tabii ben kızı kaptım, diş geçiremiyor bana. İntikam amacıyla Aslı'ya sarkıyor. Hırz düşmanı, hırz düşmanı. Ya.
İnanamıyorum, gülüyorum. Bakar mısın? Sen farkındasın yani benim burada olduğumun. Ne demek farkındasın yani? Kör müyüm ben, kör müyüm ha? Kör müyüm? Ya biz bir ilişki yaşadık ya. İnsanda birazcık sevgi kalır. Ne diyorsun be? Evlenme teklif ettim, kabul etmedin. Sen benimle evlenmek istemedin ki. Ne demek? Sen korkup caydın. Hayır efendim, ben sen istemiyorsun diye gurur yaptım. Ne? Ben seninle evlenmek istiyorum. Ben de seninle evlenmek istiyorum. Hadi ya. E o zaman evlenelim canım. Tamam. Çeşme'de taşlı evler alıp oralara mı yerleşsem? Yoksa Bridge'e mi versem kendimi acaba? Aa, ne yapsam, ne yapsam bilmiyorum. Evlen benimle. Hayır, asıl benimle evlen prenses. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, hürmetler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz. De siz arkadaşlarınızla evde mi oturacaksınız? Hayrola? Yok aslında da. Efendim? Bir dakika. Şimdi biz bu akşam böyle dururken... Caz kafedeydik. Evet, Fatoş Yesu falan da vardı. Yavrum siz tiyatroya gitmeyecek miydiniz? Cem iki dakika dursana da ben anlatsam. Tamam, doğru. Şimdi biz böyle konuşurken... Ben Aslı'ya dedim ki... Bir dakika, ben anlatıyorum. Ya sonuç olarak biz bu akşam... Kimle sözlendiniz? Ay! Serin söylesene kimle sözlendin? Volkan? Evet baba. Ay bir dakika kendime geldim. Ay ipotizm. Biz Volkan'la sözlendik. Ya öyle oldu. Tebrik ederim sizi mutlu çift. Selin. Hayatının hatasını yaptın. Yok ya. Sana ne lan kılbaçını? Bugüne bugün o benim artık müstakbel karım. Namus düşman. Defol git lan bu evden. Anne. Anne. İfa. Anneciğim. İfa. Anne iyi misin? Ya su getirin, su getirin. Ay Sevinç yaptı, bayıldı. Ay çıkayım siz bir dakika. Anam benim. Anam. Oh, kendine gel. Kızım kaymağı versene. Selin, Saadettin Bey sizin bu kararınızı öğrendi mi? Bu sabah söyledim işte. Ne dedi Selin? Böyle... Bağırdı, çağırdı, böyle köpürdü, fukur fukur böyle sinir yaptı. Ya bir de arada ağzı bozuk birkaç bir şey söyledi. Aa, babam öyledir yani, aldırmayacaksın. Kızım olur mu öyle şey? Babalar kızarsa mutlaka bir sebebi vardır onun. Ay Tahsin babam. Bak ben şöyle anlatayım size. Daha ehliyetsiz arabayı alıp evden kaçmıştım ve kaza yapmıştım. Mesela o zaman 17 yaşında... Londra'ya, evden kaçıp Londra'ya gittim alışverişe. Bir de İsviçre'de okurken kuvvetli bir boyfriend'le aynı evde yaşamaya karar verdiğimizi de babam böyle bir kendinden geçmişti, coşmuştu, aşırı tepkiler göstermişti ama sonra yumuşamıştı yani. Ah Volkan, ben sana ne diyeyim, ne diyeyim yavrum? Bir dakika ya, kuvvetli mi? Selin, babanla nasıl kapattınız telefonu? Şimdi ben hala hazırda konuşurken... Çat diye kapattı. Ben tepkisini anlayamadım yani. Volkan oğlum şimdi nedir sizin niyetiniz? Flörtünüzü tasdik için mi kendi aranızda bu işlere kalkıştınız? Yok baba. Harbiden evleneceğiz biz. Ya anneciğim hiçbir şey yemedin. Aç karnına sakinleştirici içip duruyorsun. Ay İfo annem. Ya sakinleş biraz. Ne olur yapma böyle heyecan. Ya... Biz
biz yaza kadar o her şeyi hallederiz, ederiz. Sen hiç merak etme ya. Yaz mı? Bu yaz mı? Tabii. Ay yavrum bak nasıl heyecan yaptı. Yerim ben seni, annem benim. Tabii yani yaz düğünü benim de hakkım ya İfo anne bir yerde. Ya ben kusura bakma solaryum yanıyla gelinlik falan giyemem yani. Aslı, o şurup nerede? Elinde anacığım, elinde. Aa, bu ne ayol? Ya anneciğim yarım şişe içmişsin. Ay İfo annem, ya ilacı falan boş versene sen. Sen de benim kendi annem gibi kendi böyle alkole, şaraba ya falan vur ya. Rakı falan iç. Aa diyeceğim ama. Rakılar zehirli. Ay Allah keyfimizi bozmasın. Süper bir aile tablosu yani. Bu arada ben de evin kızı olarak kendi çayımı kendim alıyorum. Bu kıyamı unutmayın. Yani şu kadını şu hale getirdin ya pes. Sen karışma Aslı. Sen tanışırdın beni Selin'le. Ah Aslı, ah, ah. Ya bunlar evlenmeye karar veriyor, ben mi suçlu oldum? Volkan oğlum, yani bundan daha uygun, bundan daha değerli bir namzet bulamazdın evlenmek için. Hadi ayıkla bakalım birinci taşını. Ya baba, Selin benim için çok değerli ya. Bıraksaydık da Kubilay mı yeseydi ekmek arası? Allah Allah ya. Bak Volkan, ilaçlıyım zor konuşuyorum. Eğer bu kızla evlenirsen, hakkımı sana helal etmem, onu bilesin. Bu da son sözümdür. Ya anne çok tepki gösteriyorsunuz ya. Ne yanlışını gördünüz Selin'in? Kaç aydır biz de işte. Aa yüklenmeyin garibana bu kadar ya. Oğlum evladım, biz müdahale etmesek bile kızın ailesi razı değil. Siz seyahat çıkmaya niyetlendiğiniz zaman babası geldi buraya. Oturduk kanepeye efendim. Ukala ukala çak 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 çak. Efendim bizim durumumuz, bizim imkanlarımız. Ukala ukala konuştu. 50 defa konuşuldu bu mesele. Ne yapalım baba ya? Yapacak bir şeyim yok ya. Ben seviyorum Selin'i. O da beni seviyor. Vallahi kuru ekmek yer yine de oturur o benimle yani. Ben biliyorum Selin'i. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Bu evde böyle brie, roquefort falan gibi bir peynir yok mu? Sadece kaşarla, beyazla nereye kadar arkadaşlar ya? Ah, ah. 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 Yanamıyorum ben. Ah. Ay kızım ya. Ha ben var ya bunu çok yakınına falan geleceğini sanıyordum. Ay bu kadar sevip manyak tepkiler göstereceğini bilsem ben gece aramaz mıyım değil mi Aslı yani? Canım benim. Yaprak. Canım iyi misin? Gideyim sana sütlü tatlı falan böyle gazandibi falan alayım mı? Ne yapıyorsun Şesu? Demet sütlü tatlı falan. Şekeri düştü zannettim Aslı. Hayır ya, derdi öyle değil yani. Şeker falan tatlıyı kızın içine bay geliyor. Şimdi bak ben onu kendine getirecek bir şey söyleyeyim ya canım benim. Yaprak, canım, dört yapraklı goncam. Ne diyemem olur musun? Su, su, su getir su. Su, su, su. Hadi su getir. Abi İffet teyzeye dikkat derim yalnız. Yani aileyle arayı bozma Volkan. Annem hep der, ana gibi yar olmaz diye. Vallahi Taceddin sen böyle düşündüğün için hiç sevgilin olmadı biliyorsun değil mi? Onun için değil Volkan. Sebebini sen gayet iyi biliyorsun. Abi aramızda tartışmayalım. Plan nedir abi şimdi? Yani harbiden sen damatlık, nikah şekeri, ordöv tabağı, balayı falan olayları mı yani abi? Vallahi arkadaşlar 32 yaşıma geldim ya. Selin'den iyisini mi bulacağım ya? Hem sonra o kılpaçını Kubilay'a mı yedirelim kızı yani? Ama abi Tahsin amcayla İffet teyzeye küstürürsen geçim sıkıntısı baş göstermesin sen de. Nasıl yani? Yani Volkan onaylamadıkları bir geline niye bakıp beslesinler ki? Evet abi muhallebiciden maaş bir de apartman dairesi çeksinler ha. Altınıza. Oh başka? Yani ben ne zaman Aslı desem annem bana diyor ki bırakırsın baklavacıları gidersin başının çaresine bakarsın evladım. Ben de vallahi aşkla maddiyat arasında sıkışık kaldım böyle kaldım vallahi. Ya arkadaşlar ben size Selin yere bakandan bahsediyorum ya. Selin'cim şöyle bir silkinse düşen parçalar bizi idare eder. Şirketteki hissesi olsun, ne bileyim mücevherleri olsun. Yani ben tabii tamah etmem öyle şeydir ama hani durum bu yani. Onu demek istiyorum. O zamana kadar da zaten annemler bizi affeder, gelinlerini bağırlarına basarlar yani.
Nasıl yani daha söylemedin hayatım? Sen değil miydin sabah kahvaltıda söyleyeceğim diyen? Evet de bir sen şimdi dinle beni. Evde kriz var Cem. Gerçekten annem sakinleştirici bağımlısı olmak üzere ya. Çok fena durumda. Şimdi bir de ben senden bahsedip olay yaratamam yani. Hayır Selin'i anlıyorum da ben niye problem oluyorum onu anlamıyorum. Yani senin bugüne kadar benim gibi düzgün, aklı başında bir sevgilin oldu mu ki beni beğenmiyorlar? Onlar zaten benim şimdiye kadar hiç sevgilim olmadı diye biliyorlar. Selin Hanım, Saadettin Bey yönetim kurulu üyesi sıfatıyla bu kurumsal evrağı imzalamanızı talep ettiler. Ne ki? Buyurun inceleyin. Bilahire mutabıksak paraflayın. Zuhal! Ne haber? İyidir Şehzuvar, ya siz? Vallahi ne olsun işte. Ben de iyiyim, sen nasılsın? Bak, arz ediyorum. kendisi şirketimizin yeni muhasebe müdürü ve benim arkadaşım Zuhal Hanım. Yeni demeyelim canım. 12. ayda işbaşı yaptım. Kendisi işe giriş tarihinden beri kadroludur. Bu da ne kadar değerli bir eleman olduğunu gösteriyor. Ayrıca konuşmalarından da anladığınız üzere kendisi işinin son derece uzmanı bir kişiliktir. Biz daha çok senin bizim maaşlarımızı nereden bildiğini anladık. Zuhal Hanım, benim muhasebem biraz zayıftır da. Ne diyor burada? Şirketteki tüm hak, yetki ve gelirlerinizi kayıtsız şartsız yönetim kurulu başkanına devrettiğinizi beyan ediyorsunuz Selin Hanım. Ha, öyle biz de mi? Okey, teşekkür ederim. Zuhal, görüşürüz sonra değil mi? Hani bir öğlen yemeğinde sana bir pilav ısmarlayayım ben, unutturma bana. Müsait bir zamanda gündeme alırız Şehzuvar. Bir dakika ya Selin, sen ne imzaladığının farkında mısın? Kızım ben muhasebeyle ilgili bir şey anlamıyorum. Zaten Zuhal'in konuşması da bunu destekliyor. Evet, aslında ben de bu yazıyı biraz garip buldum. Ama Saadettin Bey'in böyle elem verici bir durumunda ona gayri resmi sorular tevdi etmek istemedim. Saadettin Bey'in durumunda ne var ki? Saadettin Bey, ani kan basıncının artışından mütevellit, kısmi geçici paralizasyon teşhisiyle tedavi görüyor. Ne? Selin, babana inmeyinmiş. Of. Of of of. Ay. Gel İfocuğum gel. Sen de perişan oldun be anacığım. Valiz hazırlayacaktım Tahsin. Ne valizi? Ayvalık'a gidilecek. Neden gidiliyor Ayvalık'a? Zamanı geldi. Eyvah. Sen ne kadar içtin o ilaçtan? Hangi ilaçtan? O elindeki ilaçtan. Bu ne ayol? Eyvah. İfocuğum. Daha yaz gelmedi. Bırak o elindeki valizi. Hava soğuk, yaza çok var. Yağmur yağıyor. Ben delirdim mi ne? Yani bu zamanda gidilir mi Ayvalık? Ya işte söyledim ya. Ya. Yani yaz ortasında yağmur yağıyor. Mevsimler değişti Tahsin'ciğim. Değişti mi mevsimler? Aman içme artık o ilacı. Bak, bak kendini şaşırdın. Ne ilacı Zahsin? Elindeki işte. Bu ne ayol? Ay babiş ya. Ya sen nasıl böyle sakat bir adam oldun ya? İnanamıyorum. Sözlendiğini duyunca kendimi kaybetmişim kızım. Uyandığımda bacaklarımı hissetmiyordum. Annen dersen haberi aldı, Paris'te öyle kaldı. Şimdi sabahtan başlıyormuş şaraba.
Allah kimseye böyle bir keder vermesin. Ya bu pis bir defa anneme bir şey olmaz çünkü o öğlenden başlıyordu içmeye yani. Ya ama ben sana ne yaptım bu kadar baba? Daha ne yapacaksın? Ne yediği belirsiz bir herifle evleneceğim diye tutturdun. Aslı Hanım, alınmıyorsunuz değil mi? Ya, ya bu bir şey ya. Bir kere Volkan ne idüğü belirsiz bir adam değil yani. Ya ben onu seviyorum ya. Ah, ah sol koluma böyle bir ağrı ve uyuşma nasıl giriyor bak. Saadettin Bey, doktor çağıralım mı? 10 dakikada intikal ederler efendim. İntikal mintikal neler de biliyoruz. Yok yok, iyi ben niye oluyor anlıyorum. Selin, babana biraz acıyorsan lütfen eve dön ve bu konuyu etraflıca bir daha düşün. Sen ülkenin geleceği, bu holdingin veliahtı, senin yere bakan olarak böyle ani kararlar verme. Toplumsal sorumluluğunu düşün. Baba ya, ya çocuk da yaparım kariyerde ya, ne ki ya? Bak yine koluma geliyor, uyuşuyor bak. Arıyor. Tamam baba ya, tamam ya, of. Sen iyileş yeter ki ya, öf. Ya bakarız bir çaresine. Yani gerekirse biz Volkan'la uzatmalı nişanlı falan oluruz. Böyle birkaç sene erteleriz düğünü. Ama sen iyi oldun. Canım kızım benim. Sen en iyisi yine eskisi gibi bizim eve taşın. Hem bana da biraz bakarsın. Tamam baba ya, ayarlarız yani. Bakarız bir çaresine. Ben sözlüme haber vereyim. Alo. Volki. Ne kadar acı bir aile faciası değil mi? Allah doğru insanın karşısına doğru insanı çıkarttırsın. Allah mücbir sebep göstermesin. Of, ne kadar güzel konuşuyorsun, Allah canın almasın. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben caz kafede çalışıyorum. İstersen bir şeyler içmek için gelebilirsin. Oranın genel müdürüyüm ben. Mesai saatlerinin dahilinde seni rahatsız etmek istemem ama. Sen et beni rahatsız, sen. Vallahi gel ve rahatsız et. Bak. Ben talep ediyorum. Ne? Selin ne diyorsun ya? İnme miymiş? Belden aşağısı mı yukarısı mı? Belden aşağısına. Aa. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bak babaya inmeyinmiş Taco. Allah korusun tez vakitte giderse holdingin başına damat geçer. Ne diyorsun Sertaç? Ayıp değil mi lan? Abi olur mu? Birisinin metin olup bunları düşünmesi lazım. Koskoca holding yani. Nasıl senin ya? Bir süre erteleyecek miyiz? Yapma ya. Tabii abi. Kırkı çıksın adamın. Oğlum Sertaç adam daha ölmedi yani. Abi gidicidir o, gidicidir. İflah olmaz artık zaten. Baba, ama ne biçim adamsın lan? Baykuş musun lan? Selin ne kadar görüşmeyeceğiz ya? Oo! Ölme şeyim ölme ya. Ya hiç iyileşmezse? Tamam yani tövbe tövbe. Tabii ağzımdan yel alsın da. Biz de evlenecektik yani Selin. Tamam Selin'ciğim. Tamam. O zaman sen taşın babanın yanına. Yani akşam konuşuruz. Aha, tamam öptüm canım öptüm. Ben de öptüm. Geçmiş olsun. Oho. Kısmete bak abi ya. Ya bu nasıl sözlülük anlamadım vallahi ya. Nedir siz bu kızla arkadaş mısınız? Nasıl bir şey? Aslı, arkadaşlıktan öte bir şeyler olmasını istiyorum ben. Aslı çok seksi. Seksi mi? Yok be. Aslı konuşması yani. Böyle intikal ederim, beyan ederim falan diyor ya. Böyle Fransızca mı desem, İtalyanca mı desem, ya kulağıma böyle geliyor. Tahrik oluyorum. Ya Cemciğim bu yeni kozmetik firması bize niye reklam vermiyor? Haber bekliyoruz Saadettin Bey. Fiyat kırdırmaya çalışıyorlar ama ben kırmak istemiyorum. Yani bu işin nereden baksan yılda 200 bin doları var. Evet. Ah, özür dilerim. Ay babiş ya şu halinde nasıl hala hayata bağlısın? Nasıl hayat dolusun ya? İnanamıyorum, tuhaf bir kişiliksin ya. Sayende daha da iyi olacağım benim güzel kızım. Yeni bir kozmetik firması olmanız bizim için bir şeyi değiştirmiyor. Tabii %50 indirim yapamayız Göksel Bey. Anlıyorum, anlıyorum tabii ki.
Tabii ki 300 bin dolar büyük bir para ama bizim de kendimize göre dergimizin prensipleri var Göksel Bey. Göksel Bey, ben Saadet'in yeri bakanı, iyi günler. Madem bütçe bu kadar yükseliyor, biz size %50 indirim veririz. Tabii tabii. Ben inisiyatifimi kullanıyorum. Geri kalan detayları siz Cem Bey'le halledersiniz zaten. İyi günler diliyorum, sağ olun. Gördün mü? İşte böyle bitirilir işte. Aman Allah'ım! Mucize! Mucize! Yürüyorum! Yürüyorum! Ya, oldu, gözlerim doldu baba. Yürüyorum. Ayol, o adama da yazık. Ne de olsa baba. Ama iyi bir fikirmiş vallahi düşününce. Ah Volkan ah, bitirdin bizi, bitirdin. Akşamüstü annen bayağı sarhoş gibiydi. Elinden şişeyi zor aldım vallahi. Şimdi anneciğim, babacığım, benim size açıklamak zorunda olduğum ve açıklamak istediğim bir konu var. Neyle ilgili? Ay Selin yoksa evli mi zaten? Yok, niye? Ne bileyim, bir o kaldı da. Hayır ya, Selin falan değil. Bu benim hayati kararlarımla ilgili ve çok önemli bir mesele. Aman kızım, aman. Ne, işten mi ayrılıyorsun? Dansçı falan mı olacaksın? Seyahate çıkmak niyetinde misin? Şimdi söyleme. Sırası değil, çünkü kaldıramam. Aslı'cığım bir de sen çıkma şimdi, Allah'ını seversen. Yani çok acil bir şey değilse sonra konuşalım Aslı'cığım. Ya Aslı, bizim derdimiz bize yetiyor ya. İlgi benim üzerimde diye niye arıza çıkarıyorsun? İfo annem, senin o ilaçtan bana da versene ya. Bu babamın yaptığı üç kağıdı, acayip moralim bozuldu. Uyuyamıyorum kızım ya. Bitti, bitti yavrum o ilaç. Oh, sen de iyice keş oldun başımıza İfo anne. Ben yatmaya gidiyorum. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Benim de, benim de. Ah oğlum, ah, ah oğlum. Ne oluyor? Heyecandan sinirleri falan hopladı galiba. Hayır, tanımasam bana kıllar diyeceğim. Yok ya, olur mu öyle şey Selin? Ay neyse Volkan, ben yattım. Vakti zamanında Kubilay'ın getirdiği bir konyak vardı. Onu diker, artık uyurum. Ne yapayım? Vakti zamanında da ne zaman acaba? Ay Volkan, ne olur evlenmeden başlamayalım ya. Lütfen kasma beni ya. Hadi bay bay ya. Hayret bir şey ya. Ulan bir evlenelim dedik, bütün dünya bize karşı çıktı be. Saadettin Bey'den annemlere, Sertaç'tan Taceddin'e ne acayip işmiş ya. Ben de karşıyım Volkan. Yok ya, niye? Yani benim açımdan bakıldığında o kadar yanlış bir zamanlama ki anlatamam yani. Ayrıca da sizin evliliğiniz yürümez oğlum. Yok ya, şom ağızlı. Tamam, tamam, hadi git yat sen. Zaten yatacaktım. Da sen de git yat, bak yüzün gözün çökmüş. Çöker tabii. Sayenizde... Sabahlara kadar nikah kabusları görüyorum. Burada yatacağım ben, hadi git. Ay ne yaparsan yap Volkan, bana bulaşma da sinirinle. Ulan herkes bize karşı ya. Hayret bir şey ya, üst üste geliyor be. Cık 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 cık. Öf, öf. Şehsu var, Şehsu var. Nereye kadar? Böyle resmi resmi nereye kadar gidebilirdi değil mi? Çok şey olmuşsun, değişmişsin. Ya, açtık kendimizi biraz. Karşı cinse bizim de bir hizmetimiz olsun, öyle değil mi? Konuşman da değişmiş. Yani kendini de aşmış durumdasın ya.
Alkole ver beni, alkole. Bana bak, sen bu oranın müdür cart curtu falan değil misin ya? Evet, ben cart ve curtuyum buranın. Hangi alkole vereyim seni? Tekila mekila var mı ha? Tekila! Daya tekilayı bana ha, oynayacağım. Evet. Ver, ver, ver. Tekila şartları diz buraya. Ah. Bana bak. Bunları sen ısmarlıyorsun değil mi? Cepten falan yemeyeyim yani. Bendensin. Hayır, benim 5 kuruş param yok da. O yüzden. Şiso. Ben bu akşam sende kalabilir miyim ya? Ne demek? Zaten ben de daha yeni taşındım. Valla evim tertemiz, sıcak suyum var. Şofbenim var her şeyden önemlisi. Evet, benim bir şofbenim var. Benim ev sahibi de manyağın teki biliyor musun? Hani yani böyle gece kiraya ödemiyorum diye beni bekleyip ayak seslerimi dinliyor. Ondan sonra da gece alkol dönüş beni kapının önünde basıyor. Ya ben de sen muhasebe müdürüsün falan diye hani böyle durumun iyidir zannediyorum ama. Masraftan çok şey ya. Nasıl oldu? Söyle. Ya Volkan ya lütfen, karnımdaki çocuk büyüyor, seni beklemez falan yani. Ne? Sen hamile misin Selin? Oo, fırında çörek varmış ya. hadi hadi çabuk yiyelim da çocuk fırlamadan. Şiso. Sen nikah memuru mu oldun lan? Çaycılar da kaptanlar gibi nikah kıyabiliyor mu yani? Şiso kim ya? Oo, yenge damat evlenmeden delirtmişsin, şizoya bağlamış. Aslı, bu herif Şesu'nun aynısı. Yo, ne alaka? Ne diyorsun abi, benzemiyor bile ya. Allah Allah. Evet, nikaha geçelim hemen. Evet, siz Saadettin kızı Selin Yerebakan. Benim. Siz Tahsin oğlu Volkan Sütçüoğlu. Belediyemize başvurarak evlenmek istediğinizi, zaten ne zamandır gayet samimi takıldığınızı, hatta birlikte yemediğiniz halt kalmadığını belirtmişsiniz. Ne? Ay biz öyle bir şey belirtmedik falan yani. Şaka canım, şaka. Şaka yaptım, şaka canım. Öyle şey olur mu? Bakın, ben başka nikah memurlarının klişe esprilerine son derece kızıyorum. Hele o nikah defterini verirken nedir efendim o ya? Ailenin reisi erkektir ama ben asıl reise geline veriyorum falan filan, ha ha ha, hi hi hi, çok komik, aman çok komik. Yahu biraz başka espriler, başka konular olsun değil mi? Şişt, sen stand-upçı mısın, memur musun? Kıy şu nikahı artık ya. Güzel bir noktaya temas ettin. Bence her nikah memuru birazcık stand-upçı olmalıdır. Ayağını bas esprisiyle kaç nikah geçer sorarım size ya. Kaç nikah? Ben kendi nikahlarıma gelirken özellikle farklı konular ve espriler üzerine çalışıp geliyorum. Ay memur bey, bay geldi. Bak içim falan daraldı ya. Ya bugün biz evlenebilecek miyiz müsaadenizle? Bakın, çocuk askerlik çağına gelecek. Ben hala konuşuyorum. Şimdi çıktı. Improvize, doğaçlama. Bravo bana ya. İyi de bende sinir var kardeş. Anlatabiliyor muyum? Sinirli bir insanım ben. Basıyor bana böyle. Memur bey, oyalayın lütfen. Oyalayın. Belki vazgeçer. Ay, hadi memur bey ya. Aa. Tamam. Şimdi, evlenmek istediğinizi belirttiniz, müracaatınızı yaptınız. Ben de burada şahitler huzurunda ve konuklar huzurunda soruyorum. Selin Yerebakan, evet mi? Bakın sorularda yeni bir yorum getirdim. Volkan Sütçüoğlu ne yapacaksın? Alacaksın mı bu kızı? Of, of. Evet, evet. Tamam o zaman.
Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak senin damatlığının çok zevksiz olduğunu ilan ediyorum. Ya o ne fırfırlar kardeşim, kurban olayım, kaldım artık ya. Ya kardeşim manyak mısın sen? Abi bence kıyın bu nikahı. Damat tanımıyorsunuz, tersi pistir, olay çıkartır. Ben vatandaşlık görevimi yaptım, söyledim. Aman abi, olay molay çıkmasın da seni şahit yazarlar. Bir başlayınca da devamı geliyor. Ay, ay, ay artık yeter ama sıkıldım, bayılacağım şimdi. Hani siz şimdi şu nikahı bitirin de şöyle bir şeyler içip sosyalleşelim, ha? Tamam o zaman, son sorum. Aramızda bu evliliğe itirazı olan var mı? Var. Bu evlilik gerçekleşemez. Volkan asıl benim sevgilimdi. Hatta ondan bir çocuğum bile var. Ne? Volkan, ne diyor bu? Volkan, inanamıyorum sana ya. Bu yaşta babaanne mi olacağım? Böyle soldan soldan. Ya çocuğu dükkana göndeririz, iyi işte. Yardım eder. Çekirdekten yetişmiş olur. Yaprak, çocuk nerede? İşte, burada. Volkan. Bu bizim çocuğumuz. Aynı bana benziyor. Değil mi o çiçek o? Kızım, fotosentez güzelim. Sen iyice bu kayışı falan her şeyi koparıverdin. O beyincik gitti sende. Bu çiçeğin tohumlarını Volkan vermişti bana ama artık bir önemi kalmadı. Hanımefendi, suyunu gübresini verin. Kendisi babasız da büyür. Devam edelim lütfen. Tamam. Şimdi aramızda bu evliliğe itirazı olan var mı? Durun! Bu evlilik gerçekleşemez. Niye? Siz de mi damattan hamile kaldınız? Aa! Çok güzel espriydi bu ya. Hakikaten öyle. Bu damat saldırgan bir şahsiyettir. Bana zıpkınla yaptığı hunhar saldırının izleri daha yeni yeni geçmektedir. Bu geçerli bir sebep değildir efendim. Yahu siz sazansanız damat beyefendi neyle vursun? Bugün performansım çok iyi. Böyle her lafa bir cevap şak 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 denilebilecek serilikte ve zekada cevaplarım var. Evet, neyse. Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak... Hadi artık, hadi. Şu suyundan bir yudum alıyorum çünkü buna yetkim var. Çok iyi. Ay Volkan, karnımdaki çocuk büyüdü bu zaman zarfında. Tamam, fazla uzatmayayım. O zaman şöyle diyeyim. Aramızda bu evliliğe itirazı olan var mı? Var. Benim de var, benim de. Aslında benim de var yani. Benim de var. Ama önce sigarası olan var mı? Bende var hanımefendi. Buyurun. Yalnız belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi kendime yakın arkadaş ilan ediyorum. Artık bu ilişki hangi boyutlara gider onu bilemiyorum. Anlat bakalım tatlı şey. Bu Volkan beni bir keresinde eve attı. Sonra bu kız geldi. Sonra yangın alarmı çaldı. Psikolojim bozuldu. Yerim ben senin psikolojini. Kalkın, evlendirmeyeyim sizi. Kalk. Ne? Delirdin mi lan sen? Kıy artık şu nikah. Bak arkadaşım, belediye bana bir yetki vermiş. Ben ister kullanırım, ister kullanmam. Ay, ay, ay. Yeter artık. Yeter artık. Tahammül edemeyeceğim. Dilim damağım birbirine yapıştı. Ay, ikram desen limonata kuru pasta. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Kendinize başka bir şahit bulun. Ben gidiyorum ve size mutluluklar diliyorum. Bay bay. Ay Fatoş, gitme. Ya Fatoş. Durun. Bu nikah gerçekleşemez. Zaten gerçekleşemiyor. Ya niye babiş, niye? Çünkü siz... siz kardeşsiniz. Ne?
Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Volkan, şoke gördüm seni. Yalan. Bunların hepsi Kubul Evi komplosu. Saadettin, ne diyorsun sen? Selin, senin kızın İfo. Ne? Yo, yo, aha, aha. Bak yok yok, ben buna dayanamam artık. Yani yaprak olsaydı tamam da. Selin, pardon. Ne? Aman yarabbi, bu adamı ne zaman kirlettin İffet? Bir dakika, ben anlamadım. Ne, annem Saadettin Bey'i hamile mi bırakmış, ne yapmış, ne oluyor burada ya? Ay yeter, yeter babiş ya, yeter öf! Seni bu pis numaralarını yemiyoruz, yemeyeceğiz. Oh çatla işte. Ya Saadettin Bey, rahat bırakın bizi ya. Biz birbirimizi seviyoruz ya. Herkes bizim evlenmemize karşı. Ne oluyor ya? Sizin kısmetiniz kapanmış Volkan'cığım. Selin, biraz hamile gördüm seni. Ay. Canım, sakin ol. Ulan uzattınız, uzattınız nikahı. Kız burada doğuracak ya Selin. Hastaneye yetiştireceğim seni, sakin ol. Volkan, yetişemeyeceğiz. Çok şiştim, doğuracağım. Bir dakika efendim, nikahı kıymamız gerekiyor. Kıymayacak mıyız? Hayır kardeşim, kıyamayacaksın. Bu evlilik gerçekleşemez. Niye abi? Çünkü bu çocuk benim çocuğum. Oha! Aslı, senin yapacağın kuru fasulye bu kadar olur ya. Ulan annem bunalım da diye Aslı Hanım yaptı kuru fasulyeyi. Böyle yaptı işte. Ulan insan bir suya basar, gazını alır, bir şey yapar be. Taş gibi oldu karnım ya. Of, LPG tankına döndüm ya. Ah kahretsin. Of, kusacağım ben ya. Of. Aslı Hanım, bu sabah itibariyle Yarıbakan Holding'teki kadronuz iptal edilmiş ve çıkış işlemleriniz başlatılmıştır. Kıdem tazminatınız bankanıza taksitle yatırılacaktır. Buyurun, bunlar kayıtlarınıza tutmak isteyeceğiniz resmi evraklar. Zuhal, biz seni biraz zor anlıyoruz da ne oldu ben? Kovuldun mu şimdi, nedir? Halk arasındaki tabirle evet. Ne demek, beni kovamazlar ya. Dergi çıkmaz ki. Bu derginin yarısından fazlasını ben hazırlıyorum. Saadettin Bey'in takdiridir. Ben sadece size tebliğ etmekle görevlendirildim. Ay tamam, öf. Sebebini de ben gayet iyi biliyorum zaten bunun. Allah Zuhal, sen çabuk kendine gelmişsin. Yani ben kendime gelemedim. Yani bu kafam böyle ortadağın ikiye ayrılmış gibi. Pardon, ben tam olarak ne demek istediğinizi pek anlayamadım Şehsuar. Şehsu, beni işten çıkartıyorlar. Ne? Aslı, ne diyorsun? Dergi çıkmaz. Biliyorum. Ya Volkan kızıyla evlenmek istiyor diye adam beni işten çıkartıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Volkan'ın da son kazığıdır yani bu bana. Hadi görüşürüz. Aslı ne yapıyor? Aslı saçmalama ya. Dur dur dur. Cem girer araya ya. Bir şey olur. Ya istemiyorum. Şehsu, acayip moralim bozuldu ya. Eve gideceğim. Hadi sonra konuşuruz. Ya Allah Allah ya. Bak şimdi benim de moralim bozuldu ha. Ama neyse ki sen varsın Zuhal. Moralimin yerine gelmesine yardımcı olursun herhalde bu akşam. Anlayamadım. Ben anladım. Sen diyorsun ki iş yerinde böyle labali falan takılmayalım. Hani başkaları yanlış anlar falan. Ben senin bu profesyonel tavrına bayılıyorum, biliyor musun Zuhal? Ben seni yerim. Zilli. Özür dilerim ama uyarmak zorundayım Şehsuar. Bu yaptığın iş yerinde cinsel tacize girer ve cezası var. Thank you.
Of anne yeter oynama şu toplarla ya. Zaten bitirdiniz beni. Oynamıyorum oğlum. Aslı verdi bunları bana. Stres topuymuş. O ilacı içmeyeyim diye. Aslı'nın bir abuklu olduğu belliydi zaten. Ya baba niye böyle yapıyorsunuz siz ya? Vallahi biz annenle konuştuk oğlum. Durum böyle. Selin'le evleneceksen sonuçlarına da katlanacaksın yavrucuğum. Bizden öyle aman aman bir destek bekleme yani. Maddi destek hele hiç bekleme. Hele öyle tek taş, pırlanta yüzükler, düğünde bilmem takı seti filan takmayız yavrum. Bir hırka, bir lokma oturursunuz. Zaten onu dünyada o kızı memnun edemeyiz biz. Sabahleyin gelmiş Tahsin baba, düğünü çırağında yaparız. Balayına, Maldiv. Maldiv'e gideriz diye tutturdu. Yok baba ya, olur mu öyle şey ya? Ne düğünü, milleti mi eğlendireceğiz? Yani biz öyle ufak çapta bir şey yaparız kendi aramızda. Parayı balayına harcarız diyoruz. Hiç kendini yorma oğlum balayı balayı diye. Evlenme teklif ederken bize mi sordun? Selin'e sordum. Baba yapmayın Allah aşkına ya. Koskoca Sütçüoğlu ailesi evladını ve gelinini yani bir balayına gönderemiyorsa Maldivlere insaf yani. Canım insafsa insaf. Bizim durumumuz böyle. Balayınızı Ayvalık'ta yaparsınız. Ev filan da vermeyiz. Boşuna ümitlenmeyin. Ha gelip burada oturursanız o başka. Kovacak değiliz ya. Burada mı oturacağız? Benim o fındık kadar odada mı kalacağız? Ya Selin'in ayakkabıları bile sığmaz oraya ya. Biz nasıl sığacağız? Of. Lütfen bazı sınırların dışına çıkmayalım. İş kanunu çerçevesinde bize yakışır iletişim biçimleri kullanalım. Bu konuda iyi niyet esastır. Ya ben senin niyetini bir anlasam. Deli ya. Ne var Şesu? Ne oldu? Ya bu ruh hastası dün caz kafeye geldi. Görsen bir fingirdeşmeler, bir oyunlar, bir şeyler. Ondan sonra biraz içtik. Sonra benim eve geldi. İşte her şey oldu diyeyim ben sana. Anam şimdi de tanımamazlıktan geliyor dengesiz. Ay Şesu, bu kadın seni kullanıp atmış olmasın? Ne alakası var yani? Hı? Sen nasıl büyük haberi bilmiyorsun değil mi? Aslı işten atıldı. Ne? Ederim Volkan. Senin yüzünden işten kovuldum. Aa, ne? Hayret ettim de ayıp şey ya. Ya ailesi de kendi gibi şekerim. Saadettin Bey size gıcık, ikinize gıcık diye beni işten attı. Başka kız yoktu değil mi İstanbul'da? İlla Selin'le sözlenmen lazımdı Volkan. Of, tamam Aslı tamam ya. Bir de seninle mi uğraşacağım ya? Ne olmuş? 3 kuruş maaş alıyordun işte. Değmez zaten. Sen de eğitimli işsizler kadrosuna dahil oldun işte bari. Terbiyesiz. Senin yüzünden oluyor bunlar be. Aslı tamam ya. Of. Saadettin Bey de ne adammış ya. Tam yani böyle eski Türk filmlerindeki kötü fabrikatör karakterlerinde. Ay Aslı'cığım canım ekmeğine mani olduk. Sorry bir tanem. Ay şundan biri anahtarı alsın ya. Tamam Selin'cim tamam babanın marifeti. Seninle ilgisi yok tamam. Ay Tahsin baba. Bir fikrim var. Şey muhallebici de Aslı'ya iş versenize. Yani benim hatırım için ne olur. Olmaz olmaz öyle şey olur mu Selin ya? Sen bir babanla konuş Selin'cim be. Volkan'cığım ben ya konuştum tabii ki babamla. Kendisi diyor ki Volkan senden ayrılmazsa diyor Aslı'yı basında kesinlikle çalıştırmam diyor. Tabii o benim buna çok üzüleceğimi falan zannediyor herhalde. Evet Volkan adam bizi kardeş zannediyor çünkü. Vallahi ben Selin'i seviyorum. Kararımı verdim ben. İyi halt ettin. Ben kaç senedir çalışıyorum o dergide sen biliyor musun? Ya yazı işleri müdürü olmama şu kadar kalmıştı Volkan. Vay be. Demek derginin yarısından çoğunu Aslı Hanım yapıyordu. Evet Saadettin Bey, evet. Ayrıca 2 yıldır da kıza zam bile yapmıyorsunuz. Ha, yine de çalışıyordu değil mi? Evet, evet. Hem de 3 kişinin yapacağı işi yapıyor Saadettin Bey. 3 kişinin. Selin, ben büyük bir hata yapmışım. Sizin aranıza girmeye hakkım yoktu. Vicdan azabından kıvranıyorum. Volkan mert bir çocuk. Aslı'yı da yarın işinin başına bekliyoruz.
Tabii. Kendisinden özür dilemek için bir kahve kartı da vereceğiz tabii. Yani bravo, bravo Saadettin Bey. Ben sizin cömertliğinize hayranım. Zaten sizden de bu beklenirdi. Bravo. Selin'cim, aşkın karşısında durmak mümkün değilmiş. Sen bu akşam eve gel de baba kız baş başa bir oturup konuşalım seninle yeniden. Artık hayırlısı. Tamam kızım. Bay bay bebeğim. Bay bay. Siz ne kadar anlayışlı bir insansınız Saadettin Bey. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim sizi. Ay, babam razı oluyor galiba Volkan. Beni yanına çağırıyor. Ay benim hemen gidip böyle gelin dergileri falan almam lazım. Kızım asla bu kıyamı da unutma. Volki kocacığım. Ben gece yarısı babamdan dönünce görüşürüz. Fesübhanallah. Ne o kocacığım mocacığım pavyon kadınları gibi? Tövbe estağfurullah. Ya anne siz de çok sabit fikirlisiniz Selin'e karşı ya. Oğlum bak ben annenden daha ılımlıyım. Seviyorsan ne denir? Benim kızdığım nokta. Bizi hiç gale almadı ki. Şak diye geldi. Efendim ben evlenmeye karar verdim denir mi? Denmez değil mi? Daha alıştıra alıştıra söylemek lazım. Ya baba tamam ya yani. Benim kayınpederim var koskoca ya. Saadettin Yara Bakan. O bize destek olur. Ne yapalım yani? Seviyor bizi o. Yarın hatta muhallebicideki haklarımı da hemen devredebilirim yani. Ya bak döndün hemen öteki tarafa. Nerelisin hanım köylü? Sensin köylü. Tamam ya. Aa, bir hırsız evine kadar kovalanmaz. Benim dağ gibi kayınpederim var ya. Duygusal bir insan o. Hassas vallahi. Aşka da saygı duyuyor. Bize de bir şeytan tüyü var. Sevdi bizi adam. Mütevaziyiz. Kasetimi de yapar benim onu. Destek olur bana. Çırağan'la da bir düğünümüzü yapar. Size de yük olmayız böylece. Ne yapalım? Bak bu kızla evlenirsen hakkımı helal etmeyeceğimi söyledim sana Volkan. Böyle geldiler. Öyle şuramda duruyorlar. Ay ne sinir ayol her dakika burada. Şapur şupur böyle tikinikli etmiyor mu? Ay sevimsiz. Tamam anne tamam rahatsız etmeyin sizi merak etmeyin. Ben artık zaten Selin'lerde kalacağım. Nasıl olsa kirası da ödeniyor. Oldu evladım oldu. Nasıl uygun görürsen. Yaprak tökümü başlıyor işte. Anne benim sizle konuşmak istediğim bir konu var ya. Tam sırası yani Aslı. Bu toplarda hiç... Bir işe yaramıyor. Benim şurubum nerede Tahsin? Ha? Nereye sakladın şurubumu? Sen bela mısın benim başımda ya? Aa, nanköre bak ya. Torpil yaptık, işe aldırdık seni geriye. Bir de bela mela diyor baba bak görüyor musun? Tövbe de, tövbe de ya. Tövbe de. Şerefe, darısı hepimizin başına Volkan. Sıra Aslı'da değil mi? Volkan, demek ki bundan sonra senin yenge hazırlayacak bizim rakı sofralarımız değil mi abi? Vallahi senin yengene uğraşmaz böyle şeylerle Sertaç'cığım. Ben diyorum ki kayınpederime şöyle güzel bir rakı timi kurdurayım. Dururum ben yani, biliyorsunuz beni. Şöyle peynir sorumlusu, ha? Haydari tadım ekibi, yani plaki görevlisi falan. Böyle sıkı bir ekip. Halledelim yani olayı. Tahsin amca yumuşadı mı abi? Vallahi zamanla alışacaklar. Sertaç'cığım, gittim dedim babama. Baba dedim, beş kuruşunuzda gözüm yok benim dedim. Bana dedim insanlık lazım, muhabbet lazım dedim ya. Res çektin yani abi. Vallahi bugün dükkanla hesabı kapattım abi. Kredi kartımı da teslim ettim pedere. Bundan sonra Yere Bakan Holding sponsorluğunda hayatıma devam edeceğim. Ne yapayım? Zaten yarın da Selinlere taşınıyorum. Hem Aslı'nın dırdırından da kurtulmuş oldum abi. He? Ha? Hayat abi. Böyle bir şey çizdi önüme yani. Ben ne yapayım? Hayat ya. Güzel, güzel. Hadi. Hayat budur. Bir şeyi geride bıraktık be. Ya yaptı be. Senler o.
Ne haber? Özledin mi beni? Suhal, ben seni anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Niye geldin buraya? Takılırız. Dün geceki programı yaparız yine. Alkole ver beni, alkole güzelim. Suhal, ben seni çözemiyorum. Niye çözemiyorum? Çünkü bir tarafta şey var, işte hukuki terimler, arz ederim, talep ederim. Bir tarafta alkole ver beni falan var. Yahu bunun bir ortası yok mu? Yok güzelim, mal bu. Peki, iş yerinde niye bana o kadar kötü davranıyorsun? Kötü mü davran? Ama ben şimdi dumur oldum ya. Bir de sen benim dumur derecemi düşünür müsün? Hayal et biraz. Yani şeye yordum da öyle sinirlenmedim. Hani dedim iş yerinde labali davranmak istemiyor falan. Ha işte tebriks, aynen öyle işte ondan. Ah, Şiso. Şiso. Ben yine bu gece sende kalabilir miyim ha? Şişesin. Aa, Selin eve geldi herhalde ya. Alo, fındık kurdum. Volkan, babam bana tuzak kurmuş. Anneliğini kapattılar ya. Ya dışarı bile salmıyorlar. O hıyarla evlenmekten vazgeçene kadar seni bahçeye bile çıkarmam diyor. Ne, hıyar mı dedi? Ne olmuş abi? Selin eve kapatmış babası ya. Oo, kayınpeder gönüllü değil Volkan ha. Eyvah, gitti paralar abi. Tahsin amcayı da küstürdün. Selin, Selin. Kaç o evden, kaç çık sen o evden. Nasıl kaçsın abi? Sen kaçırsana Volkan. Ne? Ne fikir abi? Annem de babama kaçmış Volkan. Selin, Selin duyuyor musun bak? Ha? Kaçır beni diyor abi. Abi bu tür kaçmalarda ailelerden biri mutlaka affeder. İstatistiki bilgi abi. Nasıl istatistik? Hangi istatistiki ya? Öyledir abi. Nasıl kaçıracağız? Kafamız iyi ya. Evine gideceksin, pencereden indireceksin. Annem anlattıydı. Yalnız bir at lazım ya. Ne atı mı? Olur mu abi? Arabayla kaçıracağız. Aa, bir de bir bohça mevzusu var ha. Selin, bu kaçırma işlemlerinde bohça lazım oluyor mu? Evet diyor lan. Tabii oğlum, biliyorum ben ya. Abi şuradan büyükçene bir masa örtüsü alsak olmaz mı ya? Olur değil mi abi? Selin, bekle bizi yavrum. Seni kaçırmaya geliyoruz. Hadi. Hadi canım. Ay şey, yalnız Volkan. Kapıda iki tane bekçi var. Dikkatli ol, tamam mı? Hadi bir şey söyleyeceğim. Sıdık ablayla karşılaşırsanız direkt kaçın yani. Manyak bir kişilik falandır kendisi. Şey, ha bir de dikkat, eğitimli köpek var. Ay hayır ya, okul bazında falan değil. Ya fizik, kimya falan eğitim almadılar tabii ki. Ay saldırma alanında eğitimliler. Tamam. Ay evet, iki tane kurt köpeği. Anladım. Tamam, dikkat edin. Öptüm canım, bay bay. Ay Allah'ım, ne kadar heyecan verici. İçim fıknıklık atıyor. Çok garip bir duygu ya böyle. Film, roman, ay çok garip. Marley Monroe mu olsam ben? Ay Volkan! Arkadaşlar, planı açıklıyorum. Ha. Taceddin, sen köpekleri tutuyorsun. Sertaç, sen bekçi falan lafa tutuyorsun. Ben de Selin'i tutuyorum. Ben bohça bulayım. Plan budur abi. Bravo Sertaç, kroki çizdin ha. Bohça buldum Volkan. Yaşa lan Taceddin. Gidip kaçıralım Selin'i o zaman. Hadi. Aa, yalnız alkol aldık lan. Araba sakat olmasın, polis falan. Taksi abi. Ulan kız kaçırmaya taksiyle mi gideceğiz ya? Allah hayırlısı. Ya Zuhal, böyle izliyorum seni yani. Ya ne ilginç bir kişiliksin sen ya. Kopmaya geldik güzelim. Hadi sen de kop. He? Kop 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 kop. Hey. Bu gece sendeyim ha. Memnuniyetle. Peki bu durum iş kanunu mevzuatına aykırı değil mi? Neyine? Mevzuatına. O ne be? Peki, tamam.
mücbir sebepler olmazsa bu gece bendesin. Ne sebepler? Mücbir. Ya Zuhal, ben bu kelimelerin hepsini senden öğrendim. Şimdi sana satıyorum yani. Ama sen böyle bakıyorsun bana. Yani sen çift kişilikli misin? Sıkıcı olmaya başlamayacaksın değil mi Şeso? Hadi yürü, kopma ev geldik. Dans, dans, dans. Hadi. Sıkıcı mı? Yürü be. Ne var? Yaprak öğretti. Ay o kızı mumla arıyorum, mumla. O daha doğru dürüst bir kızcağızdı değil mi? Ne dedi o? Hiç diye ulaşamıyoruz, cebi kapalı. Vah vah. Nefes egzersizlerini bir iki dakika şey yaparsan... anne benim ya sizinle gerçekten konuşmak istediğim bir konu var. İnşallah olay olmaz ama... Ay nedir kızım böyle, her lafın içine giriyorsun yani. Ha? Senin de mi bir sevgilin var yoksa? Ha? Yine abuk subuk birini alıp buraya getireceğim mi? Ha? Evleneceğiz, biz de evleneceğiz diye. Yo hayır. Öyle bir şey değil. Yavaş lan, yavaş. Yavaş. Fars Bey. Ne oluyor oğlum? Selin'i kaçırdık anne. Ne? Ya bu zamanda öyle şey kaldı mı oğlum? Ya işte kaçırdık ya. Koyduk bohçaya, getirdik. Salaklar, Selin'i bohçaya koymayacaksınız oğlum. Selin bohçasını alıp gelecek. Aa, bende bir bohça işi vardı diyor ama nerede? Oğlum delirdiniz mi siz? Ya acın boğulacak kız. Tamam be tamam. Selin gel. Adet öyle sanıyorduk yenge. Sen niye böyle paralandın Taceddin? Eğitimli köpek varmış Aslı. Köpek sorumlusu bendim de. Ne oldu? Ezildin mi? Ya bu kızın annesi babası merak etmez mi? Konuşarak halledebilirdiniz. Kaçırmaya maçırmaya ne gerek var? Baba konuşarak neyi hallettik ya? Başından beri tutturdunuz Selin'i istemiyoruz, Selin'i istemiyoruz diye. Başka da bir şey söylemiyorsunuz yani. Aa, bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Ben şey istemeyen bir gelin miyim? Ay, nasıl ya? Benim gibi pırlanta bir insanı yani. Yahu biz sizin bize sormadan şakkadanak sözlenmenize kızıyoruz. Madem ki sözlendiniz tek başınıza, başınızın çaresine bakın o zaman. Ama ne? Ben ya inanamıyorum ya. Ya ben şimdi istenmeyen bir kişi olmak için mi evimi, boğaz manzaramı, babişkomu, eğitimli köpeklerimi bıraktım? Selin tamam yavrum, her şey düzelecek ya. Ya bırak beni, ben gidiyorum ya. Duramam burada. Selin bir dakika gel, mutfakta bir konuşalım. Gelsin. Ne macera ne macera Tahsin amca. Halbuki kızı güzellikle verselerdi böyle şeylere gerek kalmazdı. Değil mi? Şimdiden söyleyeyim, ben bir dakika daha duramam burada. Aa, tamam Selin, uzatma. Zaten rest çektik artık, geri dönüşü yok Selin'cim. Ne yapalım, Boğaz'da böyle bir tane ev tutarız. Böyle mutlu, huzurlu yaşar gideriz. Aileler de zamanla anlayış gösterir duruma. Sen aç bakayım şu bohçayı, aç hadi. Göstereyim mi? Heh. Şimdi bak, bu en geniş çaplı makyaj çantam. Bu annemlerde duran... En sevdiğim ayakkabılarım. Bak bak. Bu da böyle var ya, giymeye bile kıyamadığım böyle gece elbiselerim. Hemen getirdim. Bu yedek telefon şarjım. Ve sürpriz en önemlisi. Hadi Sadet'e gel artık. Bebeğim Gülşah. Ne? Altı mı var onun karnında? Ya hayır, hatırası var onun. Ya ne zamandır kendi evime getireceğim, getireceğim unutuyordum. İyi oldu yani. Selin'cim mücevher falan almadın mı yanına? Ay hiç aklıma gelmedi ya. Ya bir ara gider alırım ben. Neyse, kredi kartı vardır yanında. Ay şey Volkan, babam bütün kredi kartlarımı iptal ettirdi. Aman diyeyim Selin ya.
O zaman şirketten para çekersin. O biraz zor. Çünkü bana bir kağıt imzalattırdılar. Böyle şirketle alakam kalmadı. Kaç para var yanında? Oradan öyle. 20 yeni ETL. 20 ETL mi? Bozdur harcayacağız o zaman ya. Ya nasıl geçineceğiz 20 lirayla ya? Ay ne bileyim Volkan, sen zenginsin, çekersin dükkandan. Ya Selin, olmayan bir şeyi nasıl çekeyim? Ben sana güvendim, dükkandan istifa ettim ya. Olarak ne ima etmek istediğini pek anlayamadım Şehzuar. Ya ben artık delireceğim Zuhal. Sen şizofren misin, nesin? Maksadını aşma, bu konuşmaları adalete aksettirmeyeyim. Bütün bu yersiz konuşmalar benim işe odaklanmama mani oluyor. Tazminat davası açacağım vallahi. Tazminat davası açacaksın. Allah Allah! Caz kafeye gelen sen, fingir diyen sen, barın üstüne çıkan sen, tekilaları şat şat şat, ardından benim eve giden sen. Ne münasebet, ben dün gece evdeydim. Zuhal, bak bir dost tavsiyesi. Senin acilen iyi bir doktora ihtiyacın var. Şehzuar, yani şimdi ben dün gece sende mi kaldım? Evet, evet. Bende kaldın. Zuhal bak sen geceleri başka biri oluyorsun ya. Saçın başın konuşman falan değişiyor yani. Bu çok kötü bir haber. Demek ki derhal gerekli önlemleri almam ve tedbirlere başvurmam gerekecek. Şehzuar, akşamüstü bir yüzleşme gerçekleştirelim. Ben sana durumu tebliğ ederim. Hakikatler ortaya çıksın artık canım. Bu ne? Allah'ım, niye bütün dengesizler beni buluyor ya? Ama o konuşması falan, o konuşmadaki seksilik, o tebliğ mebliğ demiyorum ya. Beni buradan vuruyor ya. Yerim senin tebliğini ben. Delirdin mi oğlum sen? Nerede kalacaksınız Bodrum'da ya? Ya ne yapayım Aslı ya? Selin Bodrum'u istiyor. Aslında Londra'yı istiyor da. Para yok. Saçmalama Volkan, oturun oturduğunuz yerde. Ya Aslı, baksana şunlara ya. Ne annem ne babam, suratıma bile bakmıyor. Zaten Selin artık bu apartmana girmek bile istemiyor ya. Kızını kaçırdık diye Saadettin Bey de delirdi. Vallahi arkamıza adam salacak böyle giderse. İstanbul'da kalmaya da paranız yetmiyor. Ayvalık'taki eve gitseniz oğlum. Süper fikir vallahi ya. Bedava hem de. Aslı sende para var mı ya? Ya Volkan, 100 milyon var bende. Bizim şirketin gerizekalı muhasebesi benim işe geri alınma işlemlerimi yapmamış nedense. Para çekemiyorum ya. 120 Selin'de var, 30 da bende var. Ya biz 150 lirayla nasıl geçineceğiz ya? Ya Aslı, mücevherlerini versene bana. Ne? Ya bu senin mezuniyette taktıkları pırlanta kolye var ya. Nerede o? Sana ne be? Yok artık, bir de mücevherlerimi vereceğim sana. Başka? Bana mı sordun oğlum Selin'le sözlenirken? 100 milyon çalışır, o kadar, bitti. Alçak. Alçak malçak, böyle. Ben işe gidiyorum, asmaldık. Anacığım, ne yapacağız bu işi? Kızın babasıyla mı görüşsek acaba? Hayır efendim. Onlar bizimle görüşmeye gelsinler. Onun kızı kafesledi benim oğlumu. Olmuyor ki böyle. Bak oğlanın parasını pulunu da kestik. Ne yapacak bunlar? Ay akşama konuşuruz Volkan'la Tahsin. Ne bileyim. Biri de benimle meşgul olsun ya. Tamam işte. Şehzuar. Efendim Zuhal? Kafanı karıştırmak suretiyle iş yerindeki performansını düşürdüğümün farkındayım. Yani kim bilir kaç iş gününe mal oldum sana.
Estağfurullah Suhal ama gerçekten benim kafam biraz karıştı. Fakat gerçekleri açıklamak tarafların zararlarını en aza indirgemek için esastır. Ah. Evet. Olay şundan ibarettir. Hı hı. Abi Tahsin amca arabayı sattığını öğrenince ne yapacak? Vallahi ben o zaman çok uzaklarda olacağım Sertaç. Vay be abi. Bu Selin'in babası da tam fabrikatörmüş yani. Acımasız insan. Sevenlere bu yapılır mı abi ya? Esas onu kafalasaydık rahat edecektik de. Bakma işte tam da bizimkiler yumuşamaya yüz tutmuştu. Saadettin Bey'e güvendik, iyi halt ettik. Neyse abi hayırlısı artık. Gidin takılın biraz Ayvalık'ta. Belki ailelerden biri affeder abi, kurtarırsınız vaziyeti. Olmadı abi Ayvalık'ta Ayvalık tostu büfesi açarsın bir tane. Ne güzel. Çok komik. Ben gideyim de şu Aslı'dan 100 milyon alayım Sertaç. Abi yaz sonuna kadar takılırsanız ben de gelirim yüzmeye, ne dersin? Eyvallah Sertaç, hadi. Hadi abi. Kendine iyi bak. Sen de abi. Kafanın karışması gayet doğal karşılanmalıdır. Oysa altında yatan sebepler ilk bakışta görünmeyebilir. Ya Zuhal lütfen Sade'de gel ya. Allah aşkına. Nedir yani? Sen çift kişilikli misin yani? Bu bir fantazi mi? Gece başka, gündüz başka bir şey mi yani? Nedir ya? Hiçbiri. Meral, lütfen gel buraya. Yüzleştireceğim sizi. Hay. Ne haber? Sizden kaç tane var daha? Maalesef ikiz kız kardeşim. Meral'in ilk vukuatı değildir bu. Muhtelif defalar benimle ilgilenmiş olan karşı cinsin üyelerine karşı bu tür davranışlar göstermiştir. Yeminin malını yerler güzelim. Seni terbiyeye ve belli bir seviyeye davet ediyorum Meral. Şiso, sen zaten şu sıkıcı kadına değil bana aşıksın, öyle değil mi? Kesinlikle hayır. Şeyh Suvar'ın bütün ilgisi benim meziyetlerimedir. Aa, bir dakika ya, bir dakika. Ne oluyor ya? Yani ben her ikinizin bileşimini seviyorum. Yani senin hukuksal tavrın, o senin seksi dansların. Ya böyle tek tek olunca bilmiyorum. Acaba ikinizle beraber olamam mı? Efendim? Ne diyorsun sen be? Ya şimdi siz kardeş değil misiniz? Evet, kardeşsiniz. Böyle kardeş kardeş takılırız. Deneysel olur, farklı bir şey olur, güzel bir anı olur. Tamamen haddini aşıyor artık bu. Manyaksın sen herhalde. Ha, ben manyağım, sen değilsin. Lan iki kardeş bitirdiniz, iki gündür beni kuruttunuz ya. İş ortamındaki münasebetleri kafi bir seviyede tutmamanın nahoş sonuçları işte. Neyse, ben görev alanıma geri dönüyorum. Bu hususi meselelerle zaten yeterince mesaimden zaman harcadım. Ben de baydım. Hadi ben de uzadım. Ya uzarsan uza. Meral midir, Zuhal midir ya? İkiniz beraber tek kız yapmazsınız ha. Bunu da belirteyim yani. Bendeki kadersizliğe bak ya. Bundan kaç tane var ya? Şesu Aslı nerede? Yemeğe gitti. Ha, ya bizim bir alacak meselemiz vardı da. Volkan otur bekle. Of ya, of ya, of ya. Mahvolduk Şesu, mahvolduk. O muazzeme müdürünü en son buraya girerken görmüşler. Nerede şimdi? Demin buradaydı ama çıktı Saadettin Bey. Yahu gelir vergisinin son günü. Yüksek bir meblağ ödeyeceğiz ama para işleri çorba olmuş. Zuhal denen o salak bugün için nakit ayırmamış. Oradan buradan topladık ama yine de eksiğimiz var. Yatıramazsak dünya kadar ceza ödeyeceğiz. Zuhal, bizim Zuhal. Allah Allah. Ya, ne aklı neredeyse son günlerde. Yani ben nereden bileyim Saadettin Bey, bilmiyorum. Yani vergisi nakit ayırmamış. Bütün paralar vadede madede. Oradan buradan topladık ama düşünebiliyor musun? 10 milyar lira açığım var hala. Ah, düşünebiliyor musun Şesu? Koskoca Saadettin yere bakan yarım saat içerisinde 10 milyar lira bulamazsa ceza edecek. Ben bu hallere düşecek insan mıydım? Volkan ya, hakir gördün, kızınla evlendirmek istemedin, zavallı fakir Volkan. Bu da aradığınız 10 milyar Saadettin Bey. Aman Allah'ım,
Ben ettim, sen etme Volkan. Yardım et bana. Ben zor durumda kalmış bir babayım. Vallahi hayatta insanın başına her şey geliyor Saadettin Bey. İnişlere çıkışları var biliyorsunuz. Ben sizi affederim de siz de kızınızı affedin. Gelip bir elinizi öpsün, bir hayır duanızı alsın yani. Allah senden razı olsun Volkan. Bağışla beni oğlum. Zuhal. Neyse. Seninle sonra hesaplaşacağız. Şimdi al şu 10 milyarı, götür vergi dairesine yatır. Ha, tabii. Ben hallederim Saadettin Bey. Saadettin Bey. Ben size baba diyebilir miyim? O zamana kadar zaten annemlerin siniri geçer, gelinlere bağlanana bas bas verirler. Belediyeye başvurarak ne zamandır gayet samimi takıldığınıza, hatta birlikte yemediğiniz halk kalmağı haline geliyorsunuz. O zamana kadar da zaten annemler bizi affeder, gelinlerini bağlanana basarlar yani. O zamana kadar diyorum, annemler bizi affederler, gelinlerin bağırlarına bas bas verirler. Şey Zuhar. Efendim Zuhar. Geldi içimde. Özür dilerim. Bu damat adayı saldırgan bir kişiliktir. Yok, biraz zorlasak kemirgen diyecek. Ben senin bu profesyonel tavrına bayılıyorum. Ben seni yerim. Au. Parayı balayına harcarız dedik. Vallahi balayı malayı diye hiç kendini yorma oğlum. Şey yok. Lafer sor. Evlenmedin. Evlenmedin bize mi sordun? Sana mezuniyette taktıkları pırlanta kolye nerede o? Bu çocuğun babası benim. Oha! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.